Ben halkım hey. Feleğin silesini çok yemişim. Kalem vermemişler elime. Diyeceklerimi türkülerle demişim. Gözüm yaşı terme çayın tutuyor. Yana yana güzel ömrüm bitiyor. Bu ayrılık imanıma yetiyor. Sivrisinek nasıl değilim güllü. Sinek nasıl büyüdüm güllü. Yine ne dert ettin Mustafa? Bilmez misin? Kafasına bir şey takmıştır, kurar durur. Yok, Zeliha yengeyi düşünün. Çalışmaktan canı çıktı. Tek oğluna az. Mustafa, Ahmet ne zaman gelecek? Eli kulağındadır. Geçen hesap ettim, gideni tam 2 yıl olmuş. Bana sorarsanız bugün yarın çıkar gelir. Yazık Zeliha ablaya, yalnız başına kaldı. Allah tez zamanda Ahmet'e kavuştursun. Amin. Boşver ya. Sen zaten akrabalığını yaptın. Ahmet gelince çalışsın, annesine baksın. Senin de üzerinden yük azalsın. Zeliha yenge de, Ahmet de bana abimin yadigarıdır. Üstelik üzerime de yük değillerdir. Ne yapsam azdır. Neyse, ben kalkayım gideyim. Size hayırlı günler. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Oğlum, yavrum, yiğidim gelmiş. Anacığım. Ah yiğidim oğlum. Anam, canım anam. Yavrum benim, yavrum. Allah'ım, dualarım kabul oldu. Şükürler olsun. Çok özlemişim anam seni. Sonunda geldim işte. Seni böyle dünya gözüyle gördüm ya. Ah benim pamuk anam, çok özlemişim seni. Kurban olayım gözüne kaşına, seni yaradana. Nasılsın anam? Sıhhatin yerinde midir? Sen geldin ya, iyiyim oğlum, iyiyim gayrı. Gel. Yoldan geldin, açsındır. Hemen çorba ısıtayım sana. Olur ana, karnım da gurulduyor vallahi. Yumurta da kırayım, seversin. Ağlama canım. Mustafa emmi! Mustafa emmi! Ağlama annem, Mustafa ağlama. Mustafa emmi! Kim acaba?
Geldim, geldim. Ahmet, aslanım benim. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Hay Allah, gel içeri gel. Hatice bak kim gelmiş. Aa, hoş gelmişsin Ahmet, nasılsın? Sağ ol yenge, iyiyim. Hanım, hele sen bize güzel bir kahve. Tamam. Biz de yeğenimle hasret gidelim. Gel bakalım. Gel. İkinci çocuğunuz da olmuş Mustafa emmi. Oldu ya. Bu yaşımızdan sonra ikinci kez baba olduk. Allah analı babalı büyütsün. Eyvallah Ahmet. Babanın adını verdik küçüğe. Hamdi oldu adı. Adıyla büyüsün. Anlat bakalım. Neler yaptın koskoca 2 yıl? Zor muydu askerlik? Askerlik işte emmi. Kolay değildi ama pek de zorlanmadım hani. Zor diyen şehirli kısmı. Erzincan hoş yer. Havası temiz, suyu bol. İnsanları cana yakın. Doğrudur. Ama ve lakin insanın doğup büyüdüğü yer başkadır. Kendi ocağı gibi olmaz hiçbir yer. Köy, anam, siz. Burnumda tüttünüz vallahi. Gün saymaktaydım ben de. Anan nasıl sevinmiştir şimdi seni görünce. Çok çile çekti sen gittin gideli. Bir ara ırgatlık yapacağım diye tutturdu. Ben de kasabadan iş getirdim ona. Ağa kızlarının çeyizlerine çarşaf işledi. Kanaviçe yaptı. Bak üşenmemiş. Hatice'ye işlemiş. Hediye. Yalnız koymadın anamı. Darda bırakmadın. Allah senden razı olsun emmi. Bırak şimdi bu lafları da ananı rahat ettirmeye bak sen. El kapılarını iş yapacağına torunlarına hazırlık yapsın. Doğru dersin emmi. Hemen iş bakacağım zaten. Bir iş var. Ağa çoban arar. Gidelim soralım. Uygun olursa hemen başlarsın. Ağa kızları bir elleri yağda bir elleri balda yaşaya dursun. Biz her Allah'ın günü çeşmeden su taşıyalım. Bana bahane vallahi. Şurası da olmasa hangi ara laflarız kız? Hem bak burası kısmet çeşmesi. Ne kıkırdarsınız kız sokak ortasında? İki herif gördüler başladılar gülüşmeye. Senin iş niyetin yok mu kız? Neyi? Anlamazlıktan gelme Güllü. Bir yiğit yok mudur gönlünde? Uğraşmayın kızla. O babayla abileri varken kolay mı kızın gönlünce yiğit sevmesi? Yakındır ama. O zalim baban davar verir gibi verir seni birine. Selamünaleyküm. Hoş gördük hala. Hoş geldi. Hoş gelmişsin Ahmet. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin, geçmiş olsun. Hoş geldin. Oo. Hoş gelmişsin Ahmet. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Nasılsın? Hoş geldin, geçmiş olsun. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, geçmiş olsun. Bize çay ver Çilli. Çilli demesen be abicim ya. Hem yüzümde var mı bir tane benek? Sevgimden takılıyorum ulan, celallenme hemen. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. Hoş bulduk. Vay Ahmet, askerlik bitti mi Kira abi? Erzincan'daydın değil mi? He, Erzincan'daydım. Erzincan da bizim şehrimiz gibi soğuk memlekettir. Hele bizim Mart köyü daha da bir soğuktur. Yüksektir çünkü. İnsan boyundan büyük karla kaplanıyor Erzincan'da. Ekim'de bir buzlanıyor ortalık, ta Mayıs'a kadar. Sonra her yanda dağ. Dağların tepesini seçemezsin. Tercan havası uçsuz bucaksız. Havası doğru. Tertemiz. Suyu kar, suyu buz. Lakin insanı da o denli sıcak. Hem... Oğlum biz de askerlik yaptık lakin bu kadar anlatmadık. Bismillah dur bakalım daha yeni geldin. Sıkma canını yeğenim. Bekir'i bilmez misin? Boş boğazın önde gidenidir. Sen yeni işini düşün şimdi. Sağ olsun abisi kırmadı. Hemencecik işe aldı seni. Hı? Her gün dediği saatte alır, dediği saate teslim ederim sürüyü. Ne ballı adamsın lan Ahmet. Gelir gelmez iş de buldun ha. Ahmet Buza yarın bir gün düğün dernek de kurar ya. İnsanda çalışma şevki olduktan sonra bu köyde herkese yetecek iş var. Tabii. Doğru söylüyor Mustafa. Haklı. Kız, dışarıda mıydın sen? Yok baba, yengem tarhana kurutmuş da kapının önünden onu aldım. Dolanma ortalıkta. Gelinlik çağın gelmiş, sen dereydi, çeşmeydi geziyorsun. Kırarım bacaklarını vallahi. Yengen gitsin çeşmeye çamaşıra. Peki baba. Kız, ne diyor baban gene? Çeşmeye gitmeyeceksin diyor. Heh, bir yaptığın iş oydu. Onu da ben mi yapacakmışım yani? Oh ne iyi. Gelin değil hizmetçiyim sanki bu evde. Gitmem ben çeşmeye neyin. El alem gelinini el üstünde tutar bizimkiler. Gene yengen gitsin derse hastadır gidemez dersin.
Bunak baban bir zaman sonra unutur zaten ne dediğini. Tamam yenge, ben giderim. Kız, karıştır şu çorbayı da azıcık ısıt biraz. Namaza kalkınca ilk işim beni uyandırmak olsun ha ana. Peki oğlum. Ben de Ahmet'sem gece gündüz çalışacağım. Yetmez mi benim için çalışıp durdun? Yetmez mi el kapılarında süründün? Bundan böyle oturup dinleneceksin. Seni bana verene kurban olayım yavrum. Hiç gocunmuyor. Çünkü merhametli, yüreği sevgi, gözleri ışık dolu bir oğul yetiştirdim. Ah benim yiğit oğlum. Bir de mürüvvetini görürsem gözüm açık gitmez gari. O da olur be ana. Hele şu işe bir başlayalım. Oh vallahi. Ben evin işiyle uğraşayım, kızımız odasında uyusun. Sanırsın paşa kızı. Bana bak, bundan sonra bu çocuk burada uyuyacak, tamam mı? Yüce Allah'ım, sen yardım et bana. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Bugün karşıma temiz yüzlü, beni koruyacak, kollayacak bir yiğit çıksa... ...yeminle ardıma bakmam kaçarım. Bundan daha kötü olmaz ki halim. Aferin güzel kızım. Kız, nereye yine? Çeşmeye su doldurmaya gidiyorum. Ben sana ne dedim? Nermin yengem hasta baba. O sebeple ben gidiyorum. Nermin de ne yapacağını şaşırdı baba. Çocuğa mı baksın, ev işleriyle mi uğraşsın? Bütün yük onun üstünde. Gelini kızı sokağa salmakla iyi etmiyoruz Bekir oğlum. Bir sürü it kopuk kol gezerken... Bir şey olmaz baba, biz varız başında. Abim haklı, bizim korkumuzdan kimse yaklaşamaz ona. Korkma baba sen. Şşt, şşt kız. Babam evden çıkmama laf söyler oldu Emine abla. Allah Allah. Gelinlik çağım gelmiş. Ahlakın temiz senin Güllü, yürek ister sana bulaşmaya. Hem işe git diyorlar hem de kızıyorlar. Anlamadım gitti vallahi. Sen mi işledin bunu Hatice? Yok, Zeliha yenge işlemiş. Ay, pek güzel olmuş kız. Çocuklardan zaman olsa ailesini işlerim ben. Birkaç bez parçasıyla kendine baktırdı yıllarca. Kocası öldü, oğlu askere gitti. Her işi Mustafa'ma yaptırdı. Bir sırtına binip gezdirmediği kaldı hani. Kocanda kabahat, fazla yüz veriyor. Güllü ne yapıyor, yine değerlendiriyor mu seni? Hem de nasıl? Tembel, iş bilmez. Her iş bana kalıyor desem yeridir. Evlenip giderse kurtulursun. Dua et de evlensin. Boş versene bacım. Kim alır öylesine pek kızı? Güzel kız ama. E işte. Babam kızar şimdi. Haklısın. Ben artık gideyim abla. İyi, ben de geleyim hadi. Ay artık çok yoruldum vallahi. Kızlar gelmiyor musunuz? Siz gidin Emine abla, biz biraz laflayacağız. İyi hadi. Ya işte her gün bunları taşıyor taşıyor. Perişan oldum, belim ağrıyor, böbreklerim falan da ağrıyor. Hastaneye gidelim, görün bir türlü. Aa, hoş gelmişsin Ahmet, nasılsın? Sağ ol Emine abla, iyiyim hamdolsun. Hayırlı olsun, gelir gelmez iş bulmuşsun kendine. Sağ olasın Emine abla. Askerden önce de yerinde duramazdı bu. İş dedim mi en önde giderdi Ahmet. Abla. Zeliha'na nasıldır? İyidir abla. Selam söyle bizden. Güllü ile birlikte gözün aydın diyorlardı. Selamınız başım üstüne. Haşim Emin'in kızını gördüm bugün yolda. Emine ablayla beraberdi. Selam söylediler sana. Gözün aydın dediler. Aleyküm selam. Büyümüş. Yanakları al al olmuş Güllü'nün. Utangaç, sessiz. Boşuna heveslenme. O kızı sana vermezler. Niyeymiş o?
Neden vermesinler? Yok yani. Ben Ahmet'in gönlü falan düşer diye söyledim. Yanlış anladın yenge. Hatice doğru der. Güllü kızın ağabeyleri babası mal mülk canlısıdır. Zalimdirler sonra. Hay ağzını öpeyim Zeliha abla. Ben biliyorum da konuşuyorum Mustafa. Bu işler erken konuşmayla olmaz. Birbirlerine gönülleri düşerse oturup konuşuruz kızın büyükleriyle. Ama Mustafa. Aması maması yok. Karışma sen yeter. Hatice kızım. Ters laf ettin Mustafa. Git de karının gönlünü al. Lafını bilsin o. Ortada fol yok, yumurta yokken vır vır etmesin. Ama lafında haklıdır. Kızı Dursunların Mehmet'e istediler de kovmaktan beter etti Haşim. Ben bir şey demedim ki ana. Ne güllüsü, ne istemesi. Geç oldu, kalkalım artık. Oturuyoruz yenge. İş güç sizi bekler yarın. Vakitlice uyumanız gerek. Ahmet, nasıl da hemen gönlüme düşüverdi. Asker dönüşü yiğit bir delikanlı olmuş. Uyandın mı sen? Hı hı. Hadi uyu halacığım. Tamam. Allah kolaylık vere yiğidim. Sağ ol ana. İçimde bir sıkıntı var ama hayrola. Hoş geldin Hatice abla. Hoş bulduk. Nermin'i çağırsan ağzı baksın. Gelsene içeri abla. Yok sağ ol. Bir iki laf edeceğim sadece. Nermin'i çağırsa. Tamam. Şşt. Ne oldu kız Hatice? Gel hele biraz. Kız ne oldu? Akşam Zeliha Ana ile oğlu misafirdi bizi. Ahmet bir ara ağzından kaçırır gibi oldu. Neyi? Güllü'yü. Dün yolda görmüş. Pek bir salınmış seninkisi. Pek bir işve yapmış. Aklını başından almış oğlanı. Bizimkiler duymasın bunu bacım. Kemiklerini kırarlar yeminle. Emine de yanındaymış. Emine sağlam pabuç değildir. Kızların aklını çeler. Aklını kullan bacım. Bu işi halledelim. Sevenleri kavuşturalım mı dersin yani? Kız sen Osman da Güllü de başından gitsin istemiyor musun? Fırsat bu fırsat. Güllü'yü kışkır. Baş göz olup gitsin. Birinden kurtul bari. Haşim baba vermez ki. Vermesin sana ne kaçarlar. Hadi ben Güllü gitsin istiyorum. Sana ne oluyor peki? Zeliha'nın evine gelin gelirse bizim yakamızdan düşerler. Benim kârım da budur. İyi düşünmüşsün kız. Aferin. Hem sana bir şey diyeyim mi? Bu işi en iyi dul Emine halleder. Hem biz hiç bulaşmamış gibi gözükürüz bu sayede. Aklınla bin yaşa Nermin. Dünyada tek güzel çocuk vardır. Her ana da ona sahiptir diyen ne doğru söylemiş. Ben Gülü'nün yengesiyim. Onun başına bir hal gelirse ilk benim yüreğim yanar. Ana oldum ona. İyi yetiştirmeye, iş öğretmeye çalıştım. Şimdi köyün en gözde, en güzel, el iş bilir kızı oldu. Ama şimdi bir derdi vardır. Bir oğlana kaptırmıştır gönlünü. Aa, kime? Zeliha Hanım'ın oğlu Ahmet'e. Bana hiç lafını etmedi ya. Anlamıştım gerçi, daha ilk bakışmalarında anlamıştım. İş sana bakar Emine bacı. Aralarını sen yaparsın anca. Bir konuşayım bakayım Güllü'yle. Bırak şimdi Güllü'yü, biz konuşuruz onunla. Sen Ahmet'i yakala, ona anlat vaziyeti. Şayet gönlü varsa elini tez tutsun. Güllü kızın babası fenadır. Başlık diye oğlanın ciğerini ister. Düşündüğüne de bak. Çok isterlerse kaçarlar gençler. Ben yardım ederim en önce. Gençler birbirini sevdikten gayrı el ele verip yardım ederiz. Yalnız bizim de bu işe bulaştığımızı kimse bilmesin Emine. Biz akrabayız ya, yakışık almaz. Siz orasını merak etmeyin, kimseye tek laf etmem.
Sağ ol bacım. Allah razı olsun senden. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Nasılsın Güllü? İyiyim. Bugün buraya getirdim sürüyü. Otu boldur dere boyunu. Hem suyunu da içer hayvanlar. Şayet işin acele değilse şuraya geçelim. Konuşuruz biraz. Tamam. Emine abla bir şeylerden bahsetti bana. Senin gönlünün, yani bana karşı. Ben dünden razıyım aslında. Ben seni ilk görüşte sevdim Güllü. O günden beri aklımdasın. Yüreğim kuş gibi çırpınır seni düşündükçe. Madem senin de gönlün bende. Ne belli gönlümün sende olduğu? Emine abla demişsin ya. Ay Emine abla, ne iş tutuyorsun sen kendi kendine? Sen onunla konuşmadın mı yani? Konuşmadım. Konuşmadıysan konuşmadın. Şimdi ben sorarım sana. Gönlün bende midir? Sendedir. Yaşasın Güllüm benim, Güllüm. İsteteceğim seni babandan. Bağırma, duyacaklar. Aa, hoş geldin baba. Hoş bulduk. Güllü nerede yine? Çeşmeye gitti. Her Allah'ın günü çeşme mi olur kız? Beni dinliyor mu sanki? Laf geçiremiyorum bile. Canınız sıkılmasın diye ses etmiyorum ama bıktım artık ya. Dul Emine ile birlik olup gezmelere falan gitmeler böyle. Dul Emine ile mi diyorsun kız? Ha, Dul Emine. Sağlam pabuç değildir o karı. E bir gelsin. Ben onun kemiklerini kırmaz mıyım? Anası geberdi, sümüklüsü başıma kaldı ya. Emine abla, Emine abla. Sen ne muzursun öyle bir abla? Ne oldu ki kız? Gidip Ahmet'e neler söylemişsin öyle? Yalan mı kız? Sen ne dediysen ben de aynısını söyledim Ahmet'e. Kime? Ne demişim abla? Sen şeye demedin mi? Kime? De hele, kim söyledi sana? Kuşlar söyledi. Bilirim ben işte, anlarım. Ahmet seninle konuştu mu, hele sen onu söyle. Konuştu. Bak ters laf ettiysen şu ineği batırırım sana. Yok, ters laf etmedim. Yani? İstetecekmiş beni. Şehir karılarına mı özeniyorsun ulan sen? Geberteceğim ulan seni. Aklın başına gelinceye kadar döveceğim ulan seni. Emine'nin peşine takılıp gezmek neymiş göstereceğim ulan sana. Anladın mı? Dur baba, yapma. Öldüreceksin kızı. Gebersin. Baba, dur gebersin. Yapma. İlale baba yapma. Dur edecek bu gidişle. Baba. Akşamı öldüreceksin kızı. Hala dışarılarda dolaşıyor. Baba tamam. Tamam. Ne suçladın baba? Vurma. Baba tamam. Dur baba. Öldüreceksin kızı. Baba baba. Geberteceğim seni. Baba tamam. Utanmaz arlanmaz. Öldüreceksin kızı diyorum. Baba. Dur, senin. Dur baba. Gebertmezsem adam değilim. Yeter baba, durma beni be. Tamam. Bu kız odasından çıkmayacak artık. Yoksa seni de parçalarım. Tamam baba, merak etme sen. Emine ile görmesine izin vermem. Kalk kız. Yürü. Suyu da sen taşıyacaksın. Çamaşırı da beraber yıkayacaksınız. Ne yaptım ben abla? Suçum nedir? Bu vakte kaldıysam keyfimden değil herhalde. Babam böyle biri işte. Kız tanıyamadın mı hala? İyi de sorgusuz sualsiz. Emine ablamın ne kabahati var? Dul kaldıysa kadının suçu mu bu? İyi de yanıyorsun yine. Ben senin yerinde olsaydım çoktan yerini bulup kaçmıştım buralardan. Hadi bak, hadi, 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 geç, geç, geç.
Ahmet, ağa seni ister, gidelim. Tamam, gidelim. Gel Ahmet. Buyur ağam. Otur bakalım. Vaziyet nasıldır diye soracaktım. İyidir şükür ağam. Bir yaramazlık yoktur. İşe başladığın günden beri ağzın hiç laf etmiyor. Hiç mi bir isteğin yok senin? Sağ ol ağam. Yoktur. Ahmet, böyle davranırsan aç kalırsın. Hiç kimse ekmek vermez sana. Birkaç kuruş parayla biraz erzak versinler. Söyle Kahya'ya. İstemem ağam. Şimdilik ihtiyacımız yoktur. Eğer sen de olur verirsen biriktirip almak isterim ben. İleride lazım olacak ihtimal. Hayırdır? Evlilik falan mı var? Bir şey yok ağam. Ben öylesine yani. Peki Ahmet. Hadi kolay gele sana. Sağ ol ağam. Mustafa yenge, ana, Hatice yenge. Siz büyüklerimi bu gece bir araya getirmemin sebebi mühimdir. Belki acele ettiğimi düşünebilirsiniz ama ben kararımı verdim. Gidip Allah'ın emriyle babasından isteyin Güllü'yü bana. Bir de laf edersin karına. Gördün bak, kaç gün önceden söyledim bunu ben. Tek evladım var benim. Madem karar vermiş, bize de gidip istemek düşer. Benim fikrim de aynıdır. Gidip isteyelim. Hadi bakalım, deyin ne diyecekseniz. Nedir bu ziyaretinizin sebebi? Ziyaretimizin sebebi açıktır aslında Haşim abi. Bizim Ahmet'i tanırsın. Aklı fikri işinde olan, iyilik timsali bir delikanlıdır. Kimseye zararı dokunmamıştır bugüne dek. Herkesce sevilir köyde. Askerliğini bitirip dönmüştür çok şükür. Şimdi sıra gelmiştir evlenmesine. Şayet siz de rıza gösterirseniz, Allah'ın emri, peygamberin kavli... Ne yani, ne yani? Güllüğü mü almaya geldiniz siz? Ahmet ha, Güllü'ye. Benim bir çobana verecek kızım yok Mustafa. Sayıyla kendinize gelin. İsteyeceğim başlığı nasıl verecek sizin oğlan? Neyinize güvendiniz de kızımı istemeye geldiniz buraya? Haddinizi bilin, haddinizi. Davul bile dengi dengine çalar, bilmez misiniz? Varını yoğunu bile satsa çeyreğini ödeyemez. Ayıptır Haşim abi. Ayağınıza kadar gelmişiz şuraya. Böyle konuşmak sana yakışmaz. Koskoca adam nasıl konuşacağını senden mi öğrenecek? Söyle o yeğenin olacak çulsuza, kızımdan uzak dursun. Olacaklardan mesul olmam sonra. Bir itlik yapmaya kalkarsa... Lafını bil de konuş be adam. Aa, Mustafa. Boş ver Mustafa, gidelim. Hadi, hadi, hadi gidelim. Hadi, hadi. Ne biçim insanlarmış bunlar? Boş verin, hadi yürüyün. Burunları kaftanda. Ne oldu? Ne iş ana? Vermediler oğlum. Vah kadersizim benim, vah Güllüm. Çok zalim biri bu Haşim. Allah'tan Bekir'im ona çekmemiş. Kız ne yapacağız peki şimdi? Yardım edeceğiz. Duyarlarsa beni diri diri keserler. Mustafa da beni öldürür. Erkekler dışarıda mı? Dışarıdalar, tarlaya gittiler.
Güllüye'se sen de gelsin o zaman. Tamam. Elimden ne geliyorsa yapacağım ben. Yazıktır sevenlere, günahtır kız. Ahmet yüreklidir. Gözünü kırpmadan yapar düşündüğünü. Ben Ahmet'le konuşur, hazırlık yapmasını isterim. Gerisi ona kalmış artık. Yiğit dediğin sevdiğini sırtında taşır. Kaçtıktan sonra kızı mecburen verecek Haşim Yavuru. İş kaçmaya kadar. Kız, dövdüler mi seni? Hem de ne dövmek. Çok geç kalması ve de senle gezmesi. Benle gezmesi mi? Dursun yabacım, ondan. Senin burada olduğunu bilseler ne çıngar çıkar şimdi. Köylük yerde yaşamak bu yüzden zor işte. Dul musun, başın dertte. Şimdi beni iyi dinle. Karatepe'de bir dayım oturur benim. İlk onun yanına varıp bir müddet orada kalırsınız. Haşim insafa gelince ortaya çıkın diye haber salarım lazım. Sağ ol Emine abla. Ben Güllü'yü bu gece köy çıkışına getireceğim. Sen hazır ol, orada bekle. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Emine abla? Biliyorsun benim hiç çocuğum olmadı. Sizin çocuğunuz olduğunda kucağıma verip bol bol sevmeme izin verirseniz ödeşmiş oluruz. Anladım. Kızım olursa adını Emine koyacağım. Gel oğlum. Bir zaman için işi bırakmak zorundayım ağam. Sebep? Başka bir memlekete gidip yakın zamanda döneceğim. Emin Mustafa'nın haberi var mı bundan? Var. Gayet memnundum oğlum ben senden. Allah razı olsun. Şayet kabul edersen döner dönmez yeniden geçerim sürünün başına. O zaman birikmişlerini adamlarımdan al. Hakkın geçmesin. Sağ ol ağam. Sağ ol, sağ ol. İçimdeki sıkıntının sebebi buymuş demek. Oğlum, yiğidim. Kendinize dikkat edin. Allah yardımcınız olsun. Gönlünü ferah tutana. Yakın zamanda döneceğiz inşallah. Gelinime iyi bak. Yaralı bir kuş şimdi o. Ürkütme. Allah'ım yollarınızı açık etsin. Engel koymasın. Haşim'in yüreğine iyilik versin. Allah yolunuzu açık etsin oğlum. Güle güle yavrum. Hadi ana, kal sağlıcakla. Kendinize dikkat edin. Güle güle yavrum. Eyvallah. Güle güle. Şey almamışsın. Böyle gidilir mi yola? Bilirim, her şeyimi sandığa kilitlemişler abla. Bohçadan geçtim. Üstüme geçirecek bir şey bile bırakmamışlar. Odanın kapısı da kilitli. Abla, Ahmet gelmedi mi yoksa? Gelmez olur mu kız? Yürü yürü. Hadi bırakın şimdi hoş beş etmeyi. Yolunuza devam edin. Nasıl olsa daha çok sarılacaksınız. Bu ne hal Güllü? Gecelik mi giydin? Bulamamış işte. Hadi gidin yolunuza. Allah razı olsun abla. Hadi, hadi. Biraz soluklanın. Bütün gece koştuk.
Gelme şeydir biz. Sazlıktır. İnsan rahatça saklanabilir. Sen akşama kadar burada kalıp gizlen. Ben kasabaya varıp üst baş alacağım sana. Sonra da ver elini Karatepe. Ben burada yalnız kalamam Ahmet'im. Ne olur ben de geleyim. Olmaz Güllüm. Hem yorgunsun hem de bacaklarında kuvvet kalmadı. Tek başıma kalamam. Söz ağzımı açmam. Yürü dediğin yere kadar var gücümle yürürüm. Demek Emine ha? Dur dedik. Acıdık. Ama işte ne işler açtı başımıza? Hele onların işini bir gidip görelim önce. Sonra sıra o namussuz karıya da gelecek. Gidelim. Düllü halamı, Düllü halamı öldürecekler mi anne? Ne bileyim ben. Yapma Güllüm. Sen bu kıyafet içindeyken gidemeyiz Emine ablanın dayısına. Hele kasabaya hiç gidemeyiz. Arkandan gelirim ben de. Güllü olmaz. İyice gizlenip sesini çıkarma yeter. Hadi. Olmaz diyorum Güllü. Öldürseler tek başıma kalmam burada Ahmet. Israrın gereği yok. İlaki geleceğim mi diyorsun sen şimdi yani? He öyle diyorum. Allah Allah. Ahmet. Dur. Ne yapıyorsun? Şimdi görürsün ne yaptığımı. Üzgünüm Güllü. Buna mecburum. Ahmet. Geri döneceğim Güllü. Şimdilik affet beni. Ahmet yapma. Bırakma beni burada. Ben de geleyim. Yakalanırız o vakit sevdalım. Benim tek gitmem şarttı. Bırak. Kasabaya buradan giriş geliş 10 saat anca sürer. Akşam vakti buradayım demektir. Ya ölürüm burada Ahmet. Bırakma beni. Hiçbir şey olmaz. Bu da ses çıkarmamın içindir Güllü. Affet beni. Karatepe'ye varınca bunun acısını istersen fazlasıyla çıkar benden, razıyım. Ama yeter ki şimdi burada kal. Akşama burada olurum. Çantama mukayyet ol ha. Şimdilik eyvallah. Her taşın altına bakacağız. Tamam baba. Tamam baba. Gördüğünüz yerde hiç tereddüt etmeden hemen basın tamam tepeye. İkisini de gebertin. Tamam baba. Ahmet kendini kolla. Ahmet. Hadi, hadi gidelim. Ahmet yeğenim. Güllü'ye varmam lazım. Dur kıpırdama.
Güllü'nün kıyafetleri. Bir paket. Güllü. Güllü. Al bunu bakalım. Al. Pislik. Nasıl ha? Ay ben. Az mı yasam? Pislik. Vurma ya. Al bunu nasıl ha? Allah! Kemal! Allah beni! Kemal! Bırakın artık. Hadi gidelim. Tamam. Şükürler olsun, gözlerini açtı oğlum. Sen büyüksün ya Rabbi. Sen geri dur. Ama Mustafa'm. Geri dur dedim kadın. Tüm pisliklerinizi anlattı Emine kadın. Bana mı inanacaksın yoksa dul Emine'ye mi? Emine, hepinizden daha insanım. Gülü. Yavaş yeğenim. Ne zamandır buradayım ben? İki gündür yatarsın oğlum. Allah yüzümüze baktı da. Gülü, Güllü sazlıkta. Ne sazlığı yeğenim? Güllü'nün ne işi varmış sazlıkta? Bağlamıştım elini ayağını. Bir ceket verin bana. Dur yeğenim, nereye? Güllü. Bekle beni, Ahmet. Ne oldu buna Zeli Ana? Aklıma gelen başımıza gelmez inşallah. Güllü. 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 Ahmet! Ahmet! Yaralısın Ahmet! Güllü! Ahmet! Ahmet yaralısın! Bekle! Ahmet! Ahmet! Ahmet bekle! Güllü! 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 Ahmet! Güllü! Ahmet! Ahmet! Bekle!
Karatepe'yi Mart köyüne bağladı. Gülüm öldü gizli. Sivrisinek nasıl